başta da sıçtık oğlum. Ya küfür etme. İnşallah şarjı biter. Valla ben... Benden sorulmasa evet, da biliyorum. Yokuşları çok dik. Ayrıca çok güzel yerler var. Kaç kere geldin? 4 kere geldim. Şevval diyor ki araba bizim değil mi Tolga? Evet, o zaman diyor ev bizim diyor. Ev bizim mi? Bok sana basmışım. Boka basmışım ya çiftte. Romantik bir gezi oluyor. Ece bok dedi. Bok dedi. Ha video mu çekiyordun? Evet video çekiyordum. Videoda bok dedin ya. Dur sana geri geleceğim. Bir kere daha yapar mısın stylingini? Çekecek misin bir tane fotoğraf? Bak yüzde kamerası gayet iyi. Yeni telefonunla. Çeksene bir kere. Çok tatlısın ya. Babacık. Nasıl mayıştı? Görüşürüz. Şapşal seni. Çok tatlı. Tam bu kadar değil mi? Başka yok. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hiç yaptım. Kepek ekmeğe gerek çekecek. Yok. Fotoğraf çekecekmiş. Kahvaltıdan memnun kalma yüzden yüzde kaç? Hayır bak kadın gıcık oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü Emir diyor ki çaylar dahil mi? Aç gibi 3 kişilik istiyoruz falan. Yo, sordum Tolga. Devamını içeceğim ondan söylüyorum. Memnun musun kahvaltı? Sen gittiğin yeri geçirince anlarsın çayı dahil. Çok mutluyum şu an. Buranın adı neydi? Ben çalışırken 3 kişiye yazıyorum, birinin içtiğini hepsini yazardım. Şirincem mi? Şirincem diye bir yere kahvaltıya geldik. Kahvaltı kişi başı 30 lira. Biz de o yüzden ne yaptık? Yalan söyleme 29 lira. Hayır 30 lira işte ya. 30 lira kahvaltı olur ya. Biz de o yüzden 3 kişilik söyledik çünkü öğrenciyiz. Utanıyorum şu an. 2 kişi öğrenci burada. İkiniz çalışıyorsunuz. Neye çalışıyorsunuz acaba? Sen devam et videoya, biz yemek yiyoruz. Aynen arkadaşlar. Karılarım doyurmayacaklarsa niye çalışıyor bunlar? Neden çalışıyorsun? Tolga. Maaşı nerede yiyorsunuz? Bizden başka kareli kızla mı yiyorsunuz? Bir dakika. Evet maaşı nerede yiyorsun Emir? Şimdi yiyor. Afiyet olsun. Kahvaltı da bu şekilde. Şimdi de çarşıyı gezdik. Gezdik mi? Kaçıyor. Resmen Şirince çarşı şey ya. Kemeraltı'nın iki tık üstü. Belki bir tık altı. Hiç görmeden Allah ısmarladı. Sen de Şirince'de misin? Biraz anlatsın size bir şeyler. Anlat teyze ya. Al. Gel otur ya. Gel otur. Nereye gidiyorsun? Gel, yorulmadınız mı? Evet. Ondan sonra bağladım ben dedim. De görmedin ya. Görmedim. Niye? Bana niye istemedin? Armut gibi bir adamdı. Niye istemedin? Armut gibi bir adamdı. Gelir kız. Yoğurt içinde. Koş. Kim geliyor? Artık ondan sonra adam burada zurna gibi gitti. Dinleneyim biraz. Nişan oldum diyerekten. Adam gelsin hani oradan ki. Dört dörtlük bir adam. Gene de görmedik. Gene zumba gibi geldi. Ondan sonra görmedik ki gene göstermedik ki babamız bizi. Buradan geçsin dedi. Nişanları atarım. Ana. Bu çocuğumuz bu mahalle. O da kara sevdaya tutuldu. İlle olsun bu karı diye. O sarı, o kusanı dövüyor. Ondan kusar oraya. Ondan sonra neyse davul surunda derken düğün oldu gitti. Vay be. O gece gördüm adamı. 60 sene 60 lira bastık adam öldü. 60 sene gene o adamla geçindim yani. Seni ben anlasın seni. Ama dayak, tokat bir şey görmedim. Öyle şeyler görmedim. Adam çok sevmiş. Şey vallahi kokuyu aldılar görüyor musun? Ne hissediler? Mama. Mama var bak. Herkes ister öyle şey. Et kavurmasını. Burada doğdum ben. He, buradan. Annemden Selanik'ten gelmiş ama 3 yaşına geldim. O da burada doğdu. Anladım. Ben burasıdır. Hayır, başka kökenek, yerde kökenek olmuştur. Buraya gelmişsin. Nereden aldın babayı? Kökenek burada. Bilmiyorum ki. Burada evlendim. Hadi. Bana 1 milyar para verecekler, onu giy diyecekler şu halimde. Yırtık kot mu? Giyersem insan evladı değilim. Ben kendimi rezil mi ederim öyle be? Ama teyze moda ya. Ay modasını köpek sussun be. Çıkarım ben deseler böyle şey. Gencim teyze ne yapalım ya? Sussun köpek değil ya. Hayır. Burada bu sussun köpek. Hayır. Hoşuna gider. Hayır, o insan işte hoşuna gidiyor teyzeciğim. Bak şimdi benim torunum da var. Ama benimki o kadar yırtık değil. Az dizi yırtık benimki. Sadece sizlere demem, benim de var torunum yapıyor. Yuri geldi mi hemen değiştirme benesi görmesin diye. Ürpül gibi. Giymeyin çocuğum, giymeyin. Tamam teyzeciğim. Böyle mi güzel? Yanına çekiyor. Giymiş de 300 lira 500 lira pahalımış o. Evet daha pahalı. Yırtık kotlar daha pahalı evet. Yırtık şeyi ne yapayım alıp da? Valla harikasın teyzeciğim. Öyle de Buse. Anneanne sen biliyor musun kaç para verdim ben ona da?
Baldır bacak meydanda. Pahalı meydandan. Da ucuz da değil yani. Vallahi ucuz da değil ki. Zaten almam ben pahalı. Veriyoruz ama. Evet. Kendime yakışacağı şey alırım. Ha, yine gönüllendiriyorsun kedileri yapma. Bandırma öyle girsen anlaşamam seninle bak. Ben şey söylerim. Tamam artık yırtık kot yok. Allah Allah çarpılacağım şimdi ha. Tunkaya ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yerim senin çukur yanaklı olan dedi be. Çukur yanaklı olan nedir ya? Çukur yanaklı bakabilir miyim sana? Çukur yanaklarını gösterir misin bize? Çukur yanaklı. Sanki eski çağı anlatan, eski seneleri anlatan bir filmdeki böyle küçük bir kasaba gibi bir yer. Çok fazla şey kelimesini kullandım. Aslında beklentim çok yüksekti. Çok yüksek olan beklentimin çok büyük bir kısmını karşıladı diyebilirim. Ama insan biraz daha şey bekliyor galiba. Daha gelişmiş bir yer. Gelişmişliğin aksine doğallığını korumuş bir yer bence. Dediğim evleri, yapıları, evler oldukça eski. Buradayım. Şurası da harika bir yer değil mi ya fotoğraf çekilmek için? Süper bir yer. Buraya gelirken 3 tane farklı kombin yapıp geldik ki işte bir sürü fotoğraflar çekilelim ve farklı zamanlarda atabilirim diye harikayız gerçekten. Fotoğraf çekimleri bitmiyor. Şey var. Efendim. Buraya gelir misin? Gelirim yakınlaştıracağım. Onu ne? Şöyle ne dedin? Emir'in telefonu güzel çekmiyor mu? Duyamadım. Bir kere daha söylesene. Emir'in telefonu güzel çekmiyor. Hemen geliyorum. Düşünce hakkında ne düşünüyorsun? Hemen duygu ve düşünceleri alabilir miyiz? Çantanı alalım ilk önce. Düşüncelerden önce çantayı alalım. Evet. Ne düşünüyorsun? Hadi bakalım. Şirince turu. Her fotoğrafın güzel çıktığı tek yer. Gerçekten bu cümleyle yola çıktık. Evet. Emir'in geleneksel atasözü. Şirince'de çekilen her fotoğraf çok güzel çıkar. Çıkıyor mu peki evet, sence? Evet her yerde bak. Şu an mesela her yer. Bir dön dolaş. Her ucu. Rıfkı'ya. Rıfkı mı? İsmi Rıfkı mı? Küçüğü Rıfkı, büyüğü MJ. 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 Bizim köpeğimizin adı da Nuri. Ufacık ya. Bu ne? Tavşan gibi aynı. Allah'ım. Nuri bizim tavşan döver ya. Anne yavru var. Sen. Benim de şeker. Çocuk ne sayayım mı? Karadut var, mürdümeri, yaban mersini, böğürtlen, nar, vişne, kavun. O zaman kırmızı şarabın içinde aroma var. Tabii, bunun kendi yaptığımız ev şarabı var bunun içerisinde. Bal, tarçın, şarap denedik. Şarabı gerçekten çok güzel. Şu an kilisedeyiz. Az önce bir kadın merdivenden aşağı inerken şey diyor. İnsanların tarihi yerlerde fotoğraf çekmeleri. Allah'ım yani ne var bunda? Ne var acaba? Çok merak ettim. Tarihi yerlerde video çekiyoruz. Çok büyük ayıp ve kültürsüzlük. Yani tarihi yerlerde fotoğraf video çekilmiyor. Rica ediyorum. Eski bir kilise. Ve bence çok bakımsız, bakımsız olduğu için çok üzüldüm. Sonuçta o da bir tarihi değerden. Türlü ışığı bulamadım. Kızılcık ve karadut olanından aldık. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle o sirkemsi, o ekşi ve acı tatlı bir küçük bir tekmek için harika bir yer keşfettim. Bakar mısın bir yerde de? Ya. Yaparım. Bakayım git. Git biraz daha git. Biraz daha git. Ben yokum arkadaş.
Ya of Emir ya. Hadi şey olsun. Şey olsa böyle ne diyorsun? Aynı hareketle şovumuz olsa o olur. Şey yapalım. Ah, yo benko. Yani yo. Daha küçük bir yermiş. Ne kadar gezdik ki biz? Bir saat falan gezdik ve bitti. Bir saatten fazla oldu mu? Vazgeçtim. Kaliteyi kaldıramadım. Kalite, marka. Tolga. Bir daha yapar mısın? Kahve içeceğim. Heyecanlı mısın Ece? Heyecanlıyım. İlk defa bir vlogda yer alıyorum. Mukum sıcak mı? Onu anlamadım. Dokun. Gerçekten mi? Vallahi mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok deneysel bir çalışma. Evet olacak. Sıcak. Vallahi sıcak. Ama çok sıcak değil. Çok sıcak. O kadar yakar ki. İnanılmaz yakar. Atlatacak bir story mi atsam? Bir story. Video çekiyorum şu anda. Ay, ne gibi bir story? Her şeyi çekeyim sen anlat. Nerede o? Anlatayım şu an. Şirince'deyiz. Başka. Neyi denelim önce? Şirince'deyiz efendim. Efendim dedim dersler misin? İbo Oryan'ın videosuna döndü aynı. Şu an söyleyebilir miyim? Şirince'deyiz bir de kumda kahve deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Çok heyecanlıyım şu anda. Hayatımda ilk defa deneyeceğim. Şirince'nin yolları hep taşlı olduğu için ben de yanlış bir seçim olarak bot giydiğim için ayaklarım çok acıdı ve çok yoruldum. Şimdi kumda kahve içmeye geldik. Galiba altında elektrikli sistem var çünkü kablosu var şurada. Ay sigara içelim. Ya başka ne yapacak alttan? Sana ocak mı atacak? Fırın mı abi? Vallahi kömür atıyor değil miymiş? Geliyor altına kömür atıyor sürekli böyle. Ben cidden kömür falan olabileceğini düşündüm ya. Olamaz mıydı Tolga? Pardon kömür mü? Olabilir işte. Ama biraz masraflı oldu. Seni gözle. Şunda bize kahve yapar mısın? İçine atma da. Ay şurada içine kum geliyormuş. Ama karıştırmamış kahveleri. O pişecek önce. Bak bu kabarıyor zaten. Ama önce karıştırılıyor kahve normalde. Karıştırılmıyor mu? Tabii içindeki o kahve şeyinin suyla karışması gerekiyor. Yaratabilsen problem yok. Aynısı oluyor. Bak şu şekerli. Şekerini önden görüyorum. Yok. Şekerli yok. Senin bu. Tamam. Buluruz ya. Tada tada olmadı. Yok. Kahveyi biz ilk yaptımsa... başta karıştırmamız mı gerekiyor? Karıştırmamız. Yok, fark etmiyor benim için. Nasıl küfürmüş? Niye o kadar küfürmüş? Sade ekmeğinde. Benim. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Sen tam zamanında gelmişsin o zaman. Ben dökerdim onu. Aa. Abi kahve bir şey oluyor. Kendi kendine içine kahve çıkıyor. Kahve ne oluyor? Cin kaçtı kahvenin içine. İş bitmiyor değil mi? Niye öyle? Doğuran kahve. Vallahi cin kaçtı. Götürüyor ya. Bana yarın gelsen olur mu? Aa. Çok kötü kahve ya. Kum olduğu için mi öyle oluyor? Aynen. Çok eşit piştiği için. Bir şey var. Airdrop canım. Hadi bakalım. Ne demek erkek nereden geldi? Neydi erkek nereden geldi? Maymunlardan. O zaman Müslüman olmuyorsun zaten. Ateist mi oluyorsun? Değil. Hayır. Ben bilime önem veren bir insanım. Ben bilime. Kamera görünce ben bilime önem veren insanım. Kamera görünce ben bilime önem veren insanım. Yanaklara bak. Yanaklara bak. Nasıl tombi çıkıyorum ya. Ne? Sen küfür mü ettin? Küfür etti. Normalde kamera olmasa ne küfür mü ettin? Küfür etti.
Normalde ne küfür mü ettin? Sen küfür mü ettin?